Bunu mu aramıştınız hanımefendi? Ayıdı mı koparttın Turgut? Fena mı ya? Biraz heyecan olmuştur işte. Bu ne kardeşim ya? Bu ne huzur böyle? Gelirken sana uzaktan bakıyordum da böyle çocuk kitaplarındaki resimler gibiydi. Mavi gökyüzü, yeşil çimen, uçuşan çamaşırlar ve gülümseyen genç bir kadın. Sen böyle söyleyince daha çok deterjan reklamına falan benziyor. Ya sen her türlü romantizmi berbat etmek zorunda mısın? Tamam alınma hemen. Ne zaman geldin? Sen uyurken. Öyle bir film vardı değil mi? Güzeldir. Özlettin kendini. Hadi canım bırak yalanı. Neredeyse 2 haftada 1 buradayım. Gerçi iyi ki buradayım. Hadi gel sana çay yapayım. İçeride konuşuruz. Oksijen sarhoşluğu diye bir şey var biliyor musun? Gerçekten mi? Valla alışkanlık yapıyor. Hafta içi bol bol zehirlenip hafta sonu oksijen kürü yapıyorsun. Ondan sonra vücut sürekli oksijen istemeye başlıyor. E Turgut vücut zaten oksijen ister. Ya o ayrı canım. Acaba diyorum ki zehirlenmekten vazgeçip kendimi tamamen oksijene mi versem? Bence yap. Biz yaptık çok mutluyuz. Hem yalnızlık da hissetmezsin. Cık. Yalnız kalırım ben burada ya. Aa niye? Hem biz seni evlendiririz. Aslında hiç fena olmaz ha. Buralardan bir kız alırım değil mi? Hı hı. Şöyle helal süt emmiş, tahsil yerinde, boyu boyuma uygun, huyu huyuma. Höt dedim mi susacak. Bak. Bu yaştan sonra ben çekemem öyle kavga falan. Uysal olacak tabii. Vallahi o zaman vazgeçeceksin. Çünkü buranın kızları hırçındır. Selim'den haber alıyor musun? Özlüyorsundur da sen şimdi onu. Ne aşkmış ama. Aşk mı bilmiyorum. Koskoca bir sene geçti. Selim benim çok sevdiğim İstanbul'u hatırlatıyor bana. Belki ondandır. Ne yapıyorsunuz burada? Hey, Necati döndü mü? Döndü pansiyonda. Ben bakayım ona bir. Ne konuşuyordunuz gerçekten? Aman ne konuşacağız? Sen nereye gidiyorsun? Dolmalık fıstık alacağım. Ver ben alırım. Durumu nasıl? İyi mi? Sizinle açık konuşacağım. Durum oldukça ciddi. Elimizden geleni yaptık ama bekleyip göreceğiz. Her şeye hazırlıklı olun. Abini ara. Olmuyor ama böyle. Sen lafları ortaya atıp atıp kaçıyorsun. Ben mi? Ne söyledim de yapmadım? Seni burada evlendiririz dedim. Daha ne yapacaksın? Ha o mesele. Ben de bekliyorum ki Esma Hanım bana bir kız bulacak. Ha, ben senin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Değilim zaten. Ama sana gerçekten ciddi bir şey söyleyeyim mi Esma? Söyle. Ben senden çok hoşlanıyorum. Hem de çok. Turgut. Bırak da bitireyim. Ben... Biz iki iyi arkadaşız. Çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizle vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Bence seni mutlu edebilirim Esma. Biliyorum. Hissediyorum. Bu söylediklerin çok hoş. Gerçekten gururum okşandı. Hem sen çok iyi bir insansın ama... Biliyorum. Bana aşık olmanı söyleyeceksin öyle değil mi? Aşk gelip geçici bir şeydir Esma. Bir ateş, bir alev. İnsana acı veren. Yanıp sönen. Sonra da kül olan bir şey. Yalan mı? Sen de yaşadın. Sonucunu sen de gördün. Haklısın. Sevgi, saygı, anlayış. Bence evlilik için aşktan daha önemli şeyler. Bu söylediklerimi çok iyi düşün olur mu? Seni mutlu etmek istiyorum. Ömrün boyunca. Ömrümüz boyunca. Lütfen bana izin ver. Efendim? En sonunda abi ya. Çok mu uğraştın? Kaç saattir telefon açıyorum. Telefonda teknik bir arıza var ondandır. Ne var ne yok Deniz? İyi değil abi. Dönmen gerekiyor. Ne oldu? Babam kalp krizi geçirdi. Ne zaman? Birkaç saat önce. Durumu nasıl? Pek iyi değil abi. Doktorlarla konuştuk. Her şeye hazırlıklı olun diyor.
Yoğun bakımda şu anda. Tamam. En kısa zamanda geleceğim.